istiyorum. Ablamla abimin hediyesini vermek için. Olur mu? Olur kuşum. Tabii olur. Emel sana çok iyi geldi İknur. Ona bakarken gözlerinin içi gülüyor. Gerçekten ne kadar iyi geldi bir bilsen. Yani resmen hayata başka bir tutundum şu 24 saatte. Her halinden belli oluyor. Keşke, yani keşke hep bizimle kalsa. Hiç buraya dönmese. Aklından geçenleri okuyabiliyorum. Bize evlatlık vermezler mi Burhan? Yani istesek vermezler mi? Hoş geldiniz İknur abla. Ne gerek vardı bunlara ya? Aşk olsun Asiye'cim. Emel'im size hediyeler almak istedi. Biz de aldık. Ne var bunda? Çok teşekkür ederiz de hani eve de çok şey aldınız. Bir daha hediyeye falan gerek yoktu. İçimizden geldi. Aldık işte. Takılmayın siz de. Hediyenizi ben seçtim. Güzel seçmiş miyim? Seçmişsin tabii ablacığım. Sen seçersin de güzel olmaz mı? Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Güle güle kullan. Şunu da vereyim sana. İknur Hanım, Burhan Bey hoş geldiniz. Buyursaydınız bize geçseydiniz. Biz hiç girmeyelim de. Esas biz bu akşam sizi yemeğe bekliyoruz. Onu söylemeye gelmiştik. Bizi mi? Evet evet. İzmir'den kız kardeşim geliyor akşama. İstanbul'a taşınıyorlar. Hiç kimseyi de tanımıyorlar burada. Çocukları da sizinkilerle aynı yaşta diye böyle bir şey düşündüm. Yani hem onlar tanışmış olur hem de hep beraber Emel'in iyileşmesini kutlarız. İknur hep birlikte olmamızı çok istiyor çocuklar. Şöyle büyük, kocaman, kalabalık, geniş bir aile yemeği istiyor. Tabii ben de istiyorum. Davete icabet etmek gerekir değil mi çocuklar? Peki, olur o zaman geliriz. İyi o halde, akşam buluşuruz. Ben şoförle alırım sizi. Yok, siz hiç zahmet etmeyin. Biz kendi arabamız. Olur olur, süper olur. Biz sizin arabaya sığışır geliriz. Tamam o zaman. Akşama bekliyoruz. Hoşça kal Emel'cim. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel canım. İyi iyi. Bu akşam da karnımız doydu. Hadi bakalım. Hadi sustum. Çıkamıyorum ki. Sakin. Oğlum dikkat et. Ne kadar güzel bir evmiş. Ya boyum kadar çiçek yapılır mı ya? Ay söylenip durma Allah aşkına olacağım. Beynimi yedim valla. Ne önümü göremiyorum. Vıdı 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 vıdı. Ya Şengül. Ya bizim ne işimiz var burada gece gece ya? Rahatsızlık veriyoruz insanlara. Ne rahatsızlığı veriyoruz Allah aşkına Orhan? Biz mi dedik kadınlara gelelim yemeğe diye? Kadıncağız ayağımıza kadar kalktı geldi yemeğe gelin diye davet etti bizi. Tamam ettiyse etti. Her yere böyle iki dirhem bir çekirdek mi gitmemiz gerekiyor? Ben onu anlamıyorum. Amma uzattınız ama ya. Şurada bir yemek yiyip iki dakika sosyalleşeceğiz ama ya. Ömür boyu kalmaya gelmedik ki. Birazcık relax. Ha oğlum valla doğru diyorsun ha. Kalıcı değiliz ya. Keşke öyle olaydık ama relax. Son gelişimden sonra buraya yemeğe davetli olarak geleceğini deseler. Vallahi inanmazdım ha. Bana bakın. Hap budu budu hemen yemeğimizi yiyelim. Hemen kalkalım tamam mı? Hemen. Tövbe estağfurullah ya. Daha içeri girmeden hap budu budu yiyip çıkmanın peşindesin. Ne biçim adamsın sen ya? Bizim geleceğimizi biliyorlar mı bari Olcan'la beni? Yok kızım bilmiyorlar. Siz davetli değilsiniz. Paspasta bekleyeceğiniz. Biz içeride hap budu budu yiyeceğiz. Tamam tamam. Bekleyin burada siz. İnşallah. Gel kızım gel. Hoş geldiniz. Ay şu prensesin güzelliğine bakar mısınız lütfen? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi çocuklar içeri. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Şekerler. Buyurun. Ay, çok güzel. Geç kızım. Geç yavrum. Merhaba. 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 Tekrar
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız kardeşim Şennur. Oğlu Emir. Ve güzeller güzeli kızı Özge. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz de biraz kalabalığız tabii ama tanıştırayım ben. Ben Şengül, kocam Orhan, bu ikisi benim. Aybike, Olcan, bir de yeğenlerimiz var, o Ömerciğim. Bu da güzel kızımız Emel, bir de Asiye var ama o evde, gelemedi. Aa evet, Ömerciğim neden gelmedi Asiye? Onun bayağı karnı ağrıyor herhalde, yediği bir şey dokundu da. Çok selam söyledi size ama. Üzüldüm çok. Umarım önemli bir şey yoktur. Sen de çok geçmiş olsun dediğimizi söyle, olur mu? Ama geçmezse de hemen beni arayın, bir doktora gösterelim. Tamam, iletirim. Teyzem emek var deyince bütün mahalleyi toplamış. Bir de hala bir kişi eksik diye söyleniyor. Efendim? Ne kadar kalabalık bir aile, ne güzel dedim. Evet evet, çok güzel değil mi? Vallahi insan kendini hiç yalnız hissetmiyor. Hep böyle yan yanayız biz. Meşhur Emel sensin demek. Ablam senin prensesini anlata anlata bitiremedi. Bayılıyor sana vallahi. Ben de onu çok seviyorum. Canım benim, ben de seni çok seviyorum. Çocuklar aç mısınız? Hemen sofraya geçelim mi? Yoksa önce biraz konuşup sohbet etmek ister miydiniz? Ne konuşacağız ya? Kuzu daha pişmedi Burhan'cığım. Çocuklar bir sohbet etsin, konuşsun falan. Bir yarım saate geçelim sofraya. Uyarsa tabii size de. Estağfurullah, tabii uyar, uyar. Baldız'ım da İstanbul'a bu sefer yerleşmek için geldi. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz ama bu ilk gecelerinde böyle hep birlikte bir yemek yemek istedik. Evet, çok süper düşünmüşsünüz. Doğru. Siz de mi buralarda oturuyorsunuz? Yakınlarda mı demek istedim yani? Eniştem onlar gelmeden şoförle aldırttım demişti ya. Sanırım Sapa bir yerdeymiş sizin ev, değil mi? Evet, Sapa. Sultan, kapıyı açar mısın? Toplu taşı çok bizim olduğumuz yerde. Ama çok merkez değil, yani bu kadar merkezi değil. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin Doracığım. Hoş bulduk İkmir teyzeciğim. Gel. Dora, Emir'imizin kız arkadaşı. Yani Emir'in sık sık İstanbul'a kaçıp gelme sebebi diyebiliriz. Çocuklar, siz bir yerlerde karşılaşmış bile olabilirsiniz. Vallahi Emir çok sık takılıyor buralara. Sanmıyorum ya. Bizim kardeşi biraz tarzlarımız farklı. Ben de pek sanmıyorum. Kuvalarımız farklı bence de. Çok küçük bir herif lan. Sabahtan beri böyle gidiyor. Sorma, tam dayaklı ha. Yemek için bir şey yapmamız lazım mı? Yardımcı olalım mı İlknur Hanım? Aa, yok Şengül Hanımcığım, her şey hazır. Bir pişmesi kaldı o kadar. Ellerinize sağlık. Ne zaman kalkarız demiştin? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.